İyi günler, sizi tanıyabilir miyim? İyi günler, ben Emre Ünver. İOT Başkanıyım. Aynı anda Amsterdam Belediye Meclis Üyesiyim. Hatta ikinci başkanıyım. Bugün de aynı zamanda Hollanda'nın en eski sivil toplum teşkilatının 40. yıl dönümü ve İççi Göç'ün de 50. yılını kutluyorsunuz. Evet, bizim için çok özel bir gün. İşte Göç'ün 50. yılı ve kurum olarak HİTİB'in 40. yılını kutluyoruz. Bir yarım insan ömürüdür. Güzel bir gün. Hollanda adına güzel bir günü yaşarken Türkiye'de de kara bir gün yaşanıyor. Evet. Benim de içinde bulunduğum Cihanebar Ajansı Samanyolu Zaman Gazetesi'nin yayın müdürleri tutuklandılar ve cezaevine götürüldüler. Bu konuda Hollanda'dan deneyimli bir siyasetçi, sivil toplum başkanı olarak efendim neler söylemek istersiniz? Bence şu an olan demokrasinin ayıbıdır yani. Türkiye'de ne yazık ki basın özgürlüğü diye bir kavram artık kalmamış. Zaten geçen kaç yıla bakarsak böyle bir durum vardı. Bu en son darbeyle gerçekten demokrasiye bir darbe olarak algılıyoruz. Bağımsız basının sustuğu yerde karanlıkta ne olacağını, kim kontrol edeceğini, halka ne duyuracağını, bunlar demokrasinin temel parçasıdır. Büyük bir üzüntüyle, tedirginlikle izliyoruz. Canlı yayında ve Hollanda'dan izlediğimiz kanallardan da itibaren dünya basını gördü. Canlı yayında polisler gelerek Türkiye'nin en büyük gazetesinin müdürünü alıp götürdüler. Bu Hollanda'da olsa kıyamet kopar mıydı? Hollanda'da olması biraz zor efendim, ya da olsa bile en azından kıyamet kopardı. Evet, herkes ayaklanırdı. Sonuçta basının özel bir yeri vardı. Yani ifade özgürlüğünü basına bile kısıtlama gelecekse bence yavaş yavaş bu ülkenin iflasıdır. Bu açıdan çok tedirginiz. Umarım Türkiye daha güzel günlere doğru hareket eder. Ama şu an ilk etapta basın arkadaşlarının hepsi, tutuklu olan basın arkadaşlarının hepsinin derhal kendi işlerine geri dönüp iş başı yapabilmelerini büyük bir arzuyla isteriz. Zamanı Cihan'ı Samanyolu'nda tanıyorsunuz. Hukuk aykırı, insan haklarına, evrensel değere aykırı bir hareketlerini gördünüz mü? Yok efendim, biz nasıl çeşitli basın organları varsa Zaman'ı da tanıyoruz. İçeri alınacak ya da ifade özgürlüğünü kullanıp da herhangi bir yazının, ya sonuçta bir terör örgütü değil efendim. Yani topluca insanları alıp içeri almak. Bunu neyle yaptıklarını da bilmiyorum, takip edemedim. İddianamenin ne olduğunu da bilmiyorum. Ama tedirginiz, üzücü bir olay.